Merhabalar. Batuhan, içeri girmenizi istemiyorum. Tam Batuhan, girmeyeceğiz içeri. Tam Batuhan, girmeyeceğiz. Tam Batuhan, girmeyeceğiz içeriye. Ne oldu peki? Yani hani neden dün gayet iyiydi, her şey yolundaydı? Sizi izledim, oraya gitmişsiniz. Ya servise biz gittik diye mi? Servise gittiğinizi. Canlı yayını izliyorduk. Sabah alttan hani görüntü verdiniz. Servise gittiğinizi öğrendik. Batuhan çıldırdı yani. Zor zapt ettik gerçekten. Yani ama biz servise neler yaşadığını öğrenmek için gittik, araştırmak için gittik yani. Hani burada acaba biz senin için gittik yani oraya. Ya, abi biliyorum ama ben istemiyorum. Orada bekliyorlar Batuhan. Oraya gitmenizi de istemiyordum. Ya şu an servisten geldiğiniz için eve girdiğiniz zaman Batuhan kirleneceğini... Evet, şu an sizi hiç alamam içeriye. Orada, hiç alamam. İçeriye girmeyelim abicim, buradan konuşalım yani. Buradan konuşalım. Batuhan, buradan biraz yaklaşık. Ne oldu Emel Hanım, siz annesi olarak ne? Yani ya işte servise gittiğinizi görünce dedi ben almayacağım onları dedi. Ben ev kirlenir dedi. Ya bir daha eve girmeyeceğim. Eğer hani siz içeri girersiniz... Ben her şeyden vazgeçmiştim. Her şeyden. Orayı görünce her şeyden vazgeçmiştim. Bir şurada dursak peki yani, en azından girişte apartmana en azından rahatsız etmemek açısından. Tamam, hiç odalara girmeyeceğiz. İşte sadece şurada kapının ağzında dursak. Hayır. Batuhan sakin ol. Ya şöyle mikrofonu da sana daha rahat uzatabilmek için en azından. Şuradan kapının kıyısında durayım da ben. Tehlikeli değil mi? Ben yaklaşayım sadece oraya hafif. Ama apartmanı da rahatsız etmemek için diyorum ben. Şurada duralım Batuhan'cığım. Girmeyeceğiz. İçeriye çok fazla girmeyeceğim. Ben seni anlıyorum. Yani odalara girmeyeceğiz bu sefer. Tamam, oturmayacağız da. Haklısın. Ama şöyle hemen şuradan bir girelim. Yok tamam, dokunmuyorum. Hiçbir yere de dokunmuyorum. Biz servise gittik diye mi sen şu an bu halde? Evet, öyleyim abi. Ama servisteki ustaların yani seninle ilgili kötü bir şey de söylemediler. Sadece biz onu çok fazla tanıyamadık. Buraya çok az devam etti dediler. Ve hani burada da ufak tefek çöp atmak istemediğini söylüyordu bize. Bu dolapların içini temizlemek istemiyordu dediler sadece. Bu hani babam kızıyor, çöp atmak istemiyorum. İşte ben ufak tefek işlere yardımcı olurum demişsin. Orada çok da fazla problem yaşamadığını söylediler bize, onların gördüğü kadarıyla. Doğru mu? Doğru ama ben kirlendim hissettim çünkü zaten oraya gitmedim zaten. Ben oraya bir ay falan gittim zaten, bıraktım zaten. Niye peki orada kirlendiğini hissettin? Ben de bilmiyorum işte. Şimdi biz oraya dün gittik diye, ben o servisin içine girdim diye de ben eve girince tekrar kirleneceğini mi düşünüyorsun? Öyle abi, kirlendiğimi hissediyorum. Peki ama sen dün İstanbul'a gelmek istiyordun, gayet iyiydi durumun, hiçbir sıkıntın yoktu. Orayı görünce vazgeçtim abi, her şeyde. Ya dün telefonda da görüştük, servis kelimesini duyunca Batuhan çıldırdı yani, gerçekten zor zapt ettik. Anladım. Sakin ol hiç. Tamam, sakin ol. Yani dediğim gibi biz senin sadece iyi olmanı istiyoruz. Hani buraya kadar Esra İzmeci'yi de getirdik, psikoloğumuzu getirdik. Gayet iyiydi dün durumun. Artık oturarak yemek yemeye başlamıştın, salona geliyordun, hiçbir sıkıntın yoktu. Yani hani İstanbul'a da gelecektin, İstanbul'a gelmekten de bir anda vazgeçtin. Yani dediğim gibi biz sadece senin iyi olmanı istiyoruz ve bu yüzden gittik yani servise, o yüzden araştırdık. Ben de istiyorum, bir an önce kurtulmak istiyorum. Her şey gelin yüksek herhalde ya, servis olayı olunca. Her şeyi kurtulmak istiyorum çünkü inanmayanlar varmış. Ben yalan bir şey yapmıyorum. Acaba bu gözyaşları zaten yalan olamaz, öyle şey mi olur? Kim yalan? Yani sen mesela bir de bu arada hani yanımızdaki hanımefendi de kuzeni Ümmiye Hanım. Yani sizinle de Batuhan konuştuğu zaman bizim bilmediğimiz ekstra bir şey varsa tamam, canlı yayın belki ama üstü kapalı olarak bir şekilde söylerseniz bize, en azından biz de biraz daha açıklar. Şu şeyi çok sık, mesela kuzenler olarak toplanıp kafeye gideceğiz mesela. Orada Batuhan'ın eski bir arkadaşı varsa, ona okulu hatırlatan, servisi hatırlatan, Batuhan asla bize gelmiyor, içeri daha girmiyor yani. Hani onların hazırlayacağı içecekleri falan asla içmek istemiyor, kirleneceğim bir şey olacak diye. Hani böyle takıntılar da var Batuşuk. 4-5 kişi zaten orada staj yapıyormuşsunuz değil mi? Evet, doğru. Ama sen orada hiçbir şey yaşamadın öyle mi? Hiçbir şey yaşamadım. Gitmedim çünkü zaten. Hep kaçtım zaten. Evet yani oradaki ustaların da zaten böyle söylüyor. Hani Batuhan buraya geldiğinde ufak tefek takıntılar olduğunu biz sezdik. Çünkü hiç oturmuyordu. Hani hı-hı, diğer arkadaşlar oturuyordu sandalyeye, evet, koltuklara. Yemek falan hiç yemiyordu. Evet, hiç burada yemek yemedi dediler. Girişte evet, iki tane bayan vardı. Onlar da bize aynı şekilde söylediler. Burada hiç yemek yemedi Batuhan. Öğleye kadar burada duruyordu. Öğleden sonra gidiyordu dediler. Evet. Hiçbir şey yapmıyordum orada zaten. Hep ayaktaydım zaten. Sana telefon kılıfını falan yıkatmış ya Engin, kaç kere telefon kılıfını. Batuhan sen iyileşmek diye istiyor musun gerçekten? Yani Batuhan şimdi ben... Bizim yani buraya ekip olarak geldik, kameraman arkadaşım Tamer Budak ve ben. Biz hani senin psikolojini kendi çapımızda ancak çözmeye çalışabiliriz. Tabii ki de hani bir uzman psikolog Esra İzmeci buraya geldiğinde o senin halinden daha iyi anlar, seninle daha iyi konuşur ki konuştu buraya. Hani seni de İstanbul'a gitmeye ikna ettiğini biz düşünerekten seni İstanbul'a götürecektik. Ama şu an ben seni buradan yani İstanbul'a götürmek için yok, sadece ikna edebilirim. Nasıl, çünkü benim öyle sana burada yapabileceğim abi, bir şey olmaz. Gideyim, tabii ki de iyileş. Yani biz de senin iyileşmeni istiyoruz. Yani tabii ki de biz seni İstanbul'a götürelim. Yani o İstanbul'a daha rahat olur. Çünkü hani biz burada senin için
buradayız, Aksaray'dayız. Aynen. Günlerdir buraya senin için geliyoruz ve senin kötü hissetmeni asla istemeyiz. Dediğim gibi servise de dün sadece seni araştırmak için gittik. Orada bir şey oldu mu diye ustalara sormak için gittik. Biz gerçekten seni İstanbul'a götürmek istiyoruz. Ve şunu da öğrenmek istiyorum. Sen okul ve servis kelimelerinden tam çok fazla rahatsız oluyorsun. Peki özel isimlerden de rahatsız olduğunu söylemiştim size. Hangi isimler bunlar? Ahmet, Mehmet hangi isimlerden rahatsız oluyorsun? Okuldaki arkadaşlarım ismi, orada çalışanların ismi falan. Serviste çalışanların ismi. Evet. Biz mesela Sabri Usta ile konuştuk. Rahatsız mı oluyorsun? Evet abi söyleme lütfen rica ediyorum. Sınıfta yani kendi sınıfında olan arkadaşların evet. isimlerinden ve staj gördüğün yerdeki çalışan ustaların isimlerinden sen rahatsız oluyorsun. Evet. Yani biz seni İstanbul'a götürmemiz lazım Batuhan. Yani gerçekten biz bu ev ortamında senin bu yaşadığın ortamda ki sen zaten senin problemin bu evden dışarıya çıkamamak. Odanla banyo arasında ve mutfak arasında mekik dokuman sadece. Yani sosyalleşmemen. O yüzden biz sana burada hiçbir şey yapamayız. Bizim seni buradan dışarıya çıkartıp bindirip İstanbul'a götürmemiz lazım. Orada yine bizim doktorlarımız, psikologlarımız, Zahide Hanım, o stüdyo ortamı. Yani sen İstanbul'a daha rahat hissedeceğine inanıyorum ben senin. Ve İstanbul'dan buraya da inşallah iyileşmiş bir şekilde geleceğine inanıyorum. Artık Emel abla seni bence o saatten sonra da İstanbul'a gidip iyileşip geldikten sonra artık dışarılarda arar. Niye eve gelmiyorsun der bu sefer inşallah. İnşallah, yani. İnşallah keşke. İnşallah. Gidelim İstanbul'a. Tamam gidelim. İyileşeceksin hemen gidiyorum. İyileşeceksin. Biz inanıyoruz. Dediğim gibi yani orada da uzman isimler var. Evet. İnşallah İstanbul'a gelirsen bu iş düzelecek diye inanıyoruz yani biz. İnanıyoruz. Önce Allah sonra Zahide Hanım'a inanıyoruz. İnşallah kuzum. Evet, inşallah. Batuhan gibi o kadar çok insan var ki tamam. evinden çıkamayan. Tamam. Her şey yolculuk. Evet Batuhan bize söz verdi. İstanbul'a geleceğini söyledi. Yani ben dün seni kapının önüne kadar çıkardım. Esra İzmeci ile beraber çıkardık. Hani o saatten sonra artık hani biraz daha rahatladın diye düşünüyorduk. İstanbul'a gelirsin diye düşünüyorduk. Ama daha sonra İşte bunlar yaşandı. İstersen bir daha çıkalım şu kapının önüne kadar. Ama bu sefer bir de bize kapının önünde söz ver. Geliyorum abi de. Ve biz seni İstanbul'a götürelim artık. Olur mu? Hadi bakalım inşallah. Tamam. Ha, yaşa vazgeçmek ya. Vazgeçmek yok bu sefer. Tamam abi. İyileşin be tamam abi. Hadi gel o zaman. Kıyamam kuzum. Ne kadar gel zor için. Gel. Biz zor içeri girmeyelim. Sen diyorsun ki siz servise gittiniz. Ben kirlendiğimi hissettim. İçeriye de girmeyin. Madem öyle biz seni bu sefer doğru düzgün dışarıya çıkartalım. Gel Batuhan. Evet. Abdullah sorsana İstanbul'a hiç gelmiş mi? Merak ediyor mu İstanbul'u? Dur Tamer abi ben açayım kapıyı. Biz biraz dışarıya çıktık sizin sayenizde. Hiç. Siz dışarıya çıktınız dün biz. Biz dün biraz aynı Batuş'u zorladım. Gel Batuş. Geleceğim. Ne yaptınız peki dün? Ya işte servis haberi gelene kadar her şey sıkıntı şöyle. Yok diyorsun. Aynen kesinlikle. Ondan sonra zaten apar topar hemen eve geldi. Aynen daha fazla çıkmayalım o zaman. Tamam. Ya her şeyi hissettirdim servis olayından sonra aslında. Anladım. Aynen. Gidiyorsun değil mi Batuş? Ben çok dil döktüm siz gelmeden de sakinleştirmeye çalıştım. Siz galiba en iyi sizle anlaşıyor değil mi kuzenim? Kesinlikle aynen. Hep size mi dertleşiyor? Kesinlikle aynen. Ya o görüntüyü gördü evde gerçekten çıldırdı. Kendini dövdü hani ben gitmeyeceğim etmeyeceğim falan diye çok konuştum. İkna ettim Allah'a şükür. Şimdi daha iyi. Yani evet. Önceki halinden daha iyi şu an. Tamam bak sen kuzenin Ümmiye'yi de dinle, biz de dinle. Dediğim gibi İstanbul'a gel. İstanbul'da her şey daha güzel olacak. Her şey güzel olacak aynen kesinlikle. Burada her şey de merak edilecek. Sen peki Esra Ezmeci'nin sana verdiği ödevleri de en azından dün dışarıya da çıkmışsın. Onları da yapmaya çalıştın mı? Yani çok uyguluyorum abi. Uyguluyorsun. Evet abi. Dün kendini bayağı zorladı yani. Biz de zorladık. O da kendisi de şarttı. Evet abi. Abdullah tamam. Batuhan'ın kulağına kulaklığı verir misin? Beni duyabilir mi Batuhan? Bir ver kulağına kulaklığı. Evet, stüdyodan bir saniye, o benim için biraz zor olacak. Stüdyodan Zahide Yetiş sana bir şeyler sormak istiyor şu an. Onu da duyabilmen için ben kulaklığımın hemen sen ucunu sana takamaz mısın? Ha doğru. Ha, tamam Zahide Hanım siz sorun, ben buradan Batuhan'a ileteyim doğru. Ya da bir söyleyeceğiniz başka bir şey varsa doğru benim kulaklığımı gelince. Takmak istemiyorum. O zaman sen haliyle. Söyle Abdullah, biz Batuhan'ı heyecanla ve sevgiyle burada bekliyoruz. Ve hepimiz onun iyileşmesini görmeyi çok istiyoruz. Ve hepimiz onu çok seviyoruz. Bunları söyle lütfen ona. Bu bile bir gelişme yani şimdi. Bak tekrar görüyor musunuz hızla geri gitti. Tekrar aynı yere geldik. Bugün şükürler olsun. Ama şimdi ben bıraksam bu çocuk kalacak evde. Ne olacak? Vallahi bir ara düşündüm yani. Hani tamam bırakayım geri gelelim. Biz zorla bir şey yapmıyoruz. Anne çırpınıyor. Yardım edin diye. Ama ha Batuhan duyuyor musun şimdi beni? Ha Abdullah duyuyor tamam. Batuhan kulaklığı takmak istemiyor Zahide Hanım. Tamam sıkıntı haliyle. Yok. Siz söyleyin ben buradan ileteyim kendisine. Abdullah'cığım Batuhan'a de ki biz onu burada özlemle bekliyoruz.
Onun iyileşeceğine ben yürekten inanıyorum ve onu çok seviyorum ve burada görmek istiyorum. Evet, hemen ileteyim hızlıca. Zahide Hanım diyor ki ben Batuhan'ı gerçekten burada özlemle bekliyorum. Buraya gelmesini istiyorum, iyileşeceğine inanıyorum. Buraya geldikten sonra Batuhan'ı biz inşallah iyileştireceğiz diyor. Burada da onu özlemle bekliyoruz diyor. Yani ısrarla Zahide Hanım seni stüdyosunda konuk etmek istiyor Batuhan. Tamam, hemen geleceğim. İyileşmek istiyorum zaten. Teşekkür ederim kendisine. Teşekkür ederiz, sağ olsun. Ben teşekkür ederim Batuhan'cığım. Sen hiç merak etme. Bak her şey bundan sonra çok daha güzel olacak. Sen 19 yaşında bir delikanlısın daha. Daha koca bir hayat seni bekliyor. Bak okulunda okuyormuşsun. Ama sosyal hayatın olmalı, arkadaşların olmalı. Ben senin çok güçlü biri olduğunu düşünüyorum. Çok güçlüsün sen. Ve bak çok şanslısın. Anacığın var yanında, seni o kadar seven biri. Kuzenin var, bak çok sevgiyle donatılmış bir ailen var. Babam var, kardeşin var. Hani bunlar çok güzel şeyler. Sonra bunları izleyeceği için söylüyorum. Şimdi duymasa bile sonra yayını izliyor çünkü Batuhan. İnşallah ben inanıyorum. Ha bu arada duyuyor. Ha tamam, telefondan duyuyor Batuhan. Ben inanıyorum iyileşeceksin. O iyileşme çaban içinde biz de sana burada destek olacağız. İstanbul'u hiç gördün mü Batuhan? Hiç görmedim. Evet, hiç görmedi. İstanbul'a ilk defa gelecek. Biz götürürüz. İlk defa gelecek. Peki İstanbul'da görmek istediğin yerler var mı? Var tabii ki. Söyle söyle, bize söyledi. Maça gitmek istiyormuş kendisi çok fazla, değil mi? Aynen abi. Nereye gitmek istiyorsun? Stada gitmek istiyorum abi. Kimin stada? Maça takımın? Gitme. Hangi takımı tutuyorsun? Batuhan. Galatasaray. Galatasaray. Oo, Galatasaraylısın. Keşke maç olsa da Batuhan'ı götürsek o sırada. Bak geldiğin sırada maç olursa seni maça da götürürüm. Ama orası çok kalabalık. Gidebilecek misin maça? Bilmiyorum işte. Bir de o var değil mi? İstiyor ama. Olsun, ben seni boş stada götürürüm, sıkıntı yok. En azından orayı görürsün. Teşekkür ama ben ederim. İnanıyorum Batuhan, bak seni çok sevdik. Evet, herkes gezmeye, seni soruyor gideriz. Bana. Ben de sana söz ben iyileşeceğine yürekten inanıyorum ve seni çok seviyorum. Teşekkür ederim, biz de sizi seviyoruz. Anneciğini öp benim için. Kuzenine de çok selam söylüyorum. Tamam, öpüyorum sizi. İnşallah burada bekliyorum en kısa zamanda. Hoşça kalın. Abdullah'cığım teşekkür ediyorum. Eline sağlık kızım. Tamer abiye de çok selam ve sevgiler bizden.